Hazır olun. Gezegenler arasında sıra dışı bir yolculuğa çıkıyoruz. Dünya üzerindeki okyanusların bile %1'i keşfedilmişken, yaşadığımız sonsuz evreni ne kadar tanıyor olabiliriz? Her gün bir başka gezegen keşfediliyor. Ve her keşif bizleri biraz daha hayretler içine düşürüyor. Ayrıca bilim adamlarının tezlerine göre evren sürekli genişliyor. Şimdi duyacağınız gezegenler bir o kadar ilginç olmakla beraber oldukça korkutucu. Belki de ilerleyen yıllarda gelişen teknoloji ile çok yakınlarına kadar gidebiliriz. Şimdi 450 ışık yılı uzağa gidiyoruz. Korot 7b gezegeni. İsmini onu bulan Korot uydusundan alıyor. Gezegenin bir tarafı sürekli güneşe dönükken diğer tarafı hiç görmüyor. Ayrıca güneşine oldukça yakın bir konumda. Bu yüzden aydınlık tarafının sıcaklığı 2500 dereceyi bulabiliyor. Karanlık tarafının sıcaklığı ise -225 derece. Öyle ki bir tarafı yanıyor, bir tarafı donuyor. Güneşin etrafındaki dönüşünü 20 saatte tamamlıyor. Yani bir yılı 20 saat sürüyor. Dünyanın yaklaşık 11 katı bir kütleye sahip. Atmosferi tamamen zehirli gazlarla kaplı. Şimdi söyleyeceğim size biraz garip gelebilir. Çünkü daha önce bu gezegende yaşanılabilir denmişti. İlk keşfedildiğinde yaşama elverişli olduğu iddiaları ortaya atılan gezegen tamamen lavlarla kaplı. Sürekli volkanik patlamalar yaşanıyor. Gezegenin yağmurları da bizdeki gibi su damlacıklarından oluşmuyor. Alev topu gibi yağan kayalar, ateş topları kulağa ürkütücü geliyor. Evrendeki en bilinmez gezegenlerinden bir tanesi. Kendisinin ismi TRES-2b. Bu gezegen 21 Ağustos 2006 tarihinde Kepler uzay aracı tarafından keşfedildi. Bizden yaklaşık olarak 750 ışık yılı uzaklıkta. Burası evrendeki gezegenler arasında en karanlığı olarak biliniyor. En karanlık gezegen unvanına sahip olmasının nedeni, yüzeyine ulaşan ışığın sadece %1'ini yansıtıyor olması. Bunun sebebinin ne olduğu çözülebilmiş değil. Düşünsenize, güneş ışıklarını emen bir dünyada gündüzün hiç olmadığını, ay ışıklarının geceyi hiç aydınlatmadığını. Dünyadan 470 ışık yılı uzaklıkta olan Kepler-438b, NASA tarafından Dünya'ya oldukça benzer olduğu açıklandı. Lyra adındaki takım yıldızında bulunan Kepler-438 Kızılcüce yıldızının yörüngesinde bulunuyor. NASA'nın Dünya'ya çok benzediğini söylediği bu gezegen, bizlerin hayalini kurduğumuz bir gezegen olabilir mi? Dünyada bugüne dek yaşanmış en şiddetli kasırga, saatte 250 km hıza ulaşan rüzgarlardı. Dünya için oldukça yıkıcı bir hız değil mi? Fakat Kepler-438b gezegenindeki fırtınalar, bunun tam 34 katı şiddetinde. Saatte 8500 km hıza varan fırtınaların ne kadar korkutucu olduğunu bir düşünün. Bu gezegene nazaran, çok daha yakınımızda olan Satürn'de, saatte 2500 km hıza varan fırtınalar daha önce NASA tarafından tespit edilmişti. Bilim insanları tarafından süper volkanlar konuşulurken tüm insanlar korkuya kapılmıştı. Fakat bu gezegenin tamamı süper volkanlarla ve lavlarla kaplı. Neresi diye soracak olursanız, neredeyse hepimizin tanıdığı Venüs gezegeni. Dünya ile neredeyse aynı büyüklükte olan Venüs, 20. yüzyıla kadar bilim insanları tarafından yaşama elverişli olabileceği düşünülüyordu. Fakat 20. yüzyıldan sonraki keşifler, Venüs'ün adeta cehenneme andırdığıydı. Bu gezegendeki sıcaklık, 450 ile 850 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklığın yanında, kalın bir sülfürik asit bulutu gezegeni çevreliyor. Ve atmosferde, %96 oranında karbondioksit bulunuyor. Mavi renkteki göz alıcı bu gezegenin ismi ise HD189-773b. Dünyadan 63 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Neyse ki şu an için oraya gidemiyoruz. Bu gezegende hava sıcaklığı yaklaşık olarak 1000 derece ve cam yağışlı. Evet, yanlış duymadınız. Bu gezegende camlar yağıyor.
Gezegenin etrafında 6500 kilometre hız ile dönen cam parçaları bulunuyor. Sesten bile hızlı bu cam parçaları her an etrafınıza saplanabilir. Korunmak imkansız olmalı. Sıradaki gezegen, petrol ve doğalgaz canavarı ülkelerin rüyası olabilir. Aslında burası Satürn'ün uydusu Titan. Kalın atmosferi yüzünden 2005 yılına kadar yüzeyinin nasıl olduğu bilinmiyordu. Fakat şu anda %20'si haritalandırılmış durumda. Üzerinde göller ve nehirler bulunuyor. Tıpkı dünyadaki gibi. Fakat arada büyük bir fark var. Buradaki nehir ve göllerde su değil, sıvı halde bulunan metan akıyor. Yani sıvı halde akan doğalgaz nehirleri. Kimsenin yüzmek istemeyeceği yerler olmalı. Yüzeyinin sadece %20'si haritalandırılmasına rağmen bu haliyle bile dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervinin yüzlerce katını barındırıyor. Ogle 2005 BLG390LB evrendeki en soğuk gezegenlerden bir tanesi. 20.000 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegene olası bir ziyaretinizde birkaç saniye içinde buz kristallerine dönüşebilirsiniz. Sıcaklık tam -220 derece. Düşünürken bile içinizin titreyeceği bu gezegenin tamamı buzlarla kaplı. Buzuldan devasa kanyonlar, kilometrelerce uzayıp giden buzul dağları her yere dağılmış durumda. Yüzeyi bu kadar soğuk olsa da merkezinde hala bir magma tabakası bulunuyor. PSR-B1620-26B gezegene evrenin antik gezegeni diyebiliriz. Öyle ki bu gezegen tahminen 13 milyar yaşında. Bugüne kadar tespit edilen en yaşlı gezegen unvanına sahip. Bilim insanlarının bahsettiği Big Bang teorisinden 1 milyar yıl sonra oluşması gerekiyordu. Gliese 436b gezegeni sizi en çok şaşırtacak gezegenlerden bir tanesi. Çekirdeği kaya ve demirden olduğu düşünülüyor fakat gariplik burada değil. Yüzey sıcaklığı 439 derece olmasına rağmen buz kütleleriyle dolu. Büyük kütle çekiminden kaynaklanan basıncın etkisiyle su yüzeyde katılaşıp sıcak buz formunda bulunuyor. Yani bunun anlamı gezegenin yarıdan fazlası yanan buzlardan oluşuyor. Güneş'e etrafındaki dönüşünü 2 gün 15 saatte tamamlıyor ve atmosferi helyum ve hidrojenden oluştuğu düşünülüyor. Dünyanın iki katı büyüklüğünde olan 55 Sansri E gezegeni bize 40 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. İnsanlar için çok değerli olan elmas bu gezegende oldukça fazla bulunuyor. Gezegenin 1/3 elmastan oluşuyor. Bunun sebebi ise çekirdeğinden ve güneşten gelen yüksek ısı ve basıncın atmosferinde bulunan karbonun baskısıyla kütlesini elmasa dönüştürmesi olarak düşünülüyor. Bu gezegenin bir tarafı sürekli güneşe bakarken diğer tarafı ise sürekli karanlık. Dünyaya 680 milyon kilometre uzaklıktaki hepimizin bildiği bir gezegen, Jüpiter. Dünyanın en az 1000 katı büyüklükte ve neredeyse tamamı gazlardan oluşuyor. Üzerinde bulunan meşhur kırmızı leke ise aslında bir felaketin merkezi durumunda. Dünyanın 3 katı büyüklüğünde olan kırmızı leke, 300 senedir devam eden bir fırtına aslında. Sürekli şimşeklerin çaktığı bu devasa fırtına hiç durmayacak gibi görünüyor. Dimidium gezegeni yaşama elverişli olma ihtimali olmayan bir başka gezegen. Dünyadan 50 ışık yılı uzaklıkta olan Dimidium, saatte 1000 km hızlı esen fırtınalarıyla meşhur. Bir tarafı sürekli güneşe dönük olan sıcak tarafının sıcaklığı 980 dereceyi buluyor. Eriyen demir parçaları gezegene demir lavları olarak yağıyor. Bilim insanlarının her geçen gün farklı bir keşif yaptığı evren bizi sonsuza kadar şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor. Kim bilir, belki bir gün gerçekten yaşamın olduğu bir başka gezegen keşfedilir. Başınızdan geçen ilginç olayları benimle Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.